Yaz dostum, Erdem söyler kendi bir ders alır mı? Yaz dostum, su üstüne yazı yazsan kalır mı? Yaz dostum. Arkadaşlar selamlar. Bugün şimdi biz size Barış Manço'nun Sarı Çizmeli Mehmet Ağa parçasını yorumlayacağız. Fakat kendimizce yorumlayacağız. Benim çok sevgili arkadaşım, çocukluk arkadaşım Erdem Akakçe geldi. Bizi kırmadı. Sizi de kırmadı. Bakalım biz bu parça hakkında neler düşünüyoruz ve netice ne olacak? Ve yine söylüyorum, bu bildiğin reality show. Yani hiçbir hazırlık yapmadık. Ya parçanın sözlerini bile bilmiyoruz şu anda. Bakalım ne olacak. Ne haber abi? İyiyim abi, sen nasılsın? İyi, normal. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Şimdi parçayı kendisini indirdim buraya. Cubase'in içine. Hani şöyle dinlersen. Davul. Hengamesi. Yapmış. Fakat demiş. Bütün bunlar olurken ne oluyor biliyor musun? Şurada tempo track diye bir şey var ya, bak şu. Eğer bunu devreye sokarsan, bak şimdi. Benim yazdığım hiçbir şey şu anda duyulmuyor. Fakat bir tane click track düşün. Bu tip kayıtlar öyle hani açığa yaptığın gibi düşünsen de böyle garip bir eğriye sahip olacaktır. Hmm. Hani hep şöyle dümdüz olmasını bekliyorsun ya. Arzu ederiz. Aslında genelde. Öyle olmuyor. Yani Cubase her bire bir değer atıyor aslında. Tempo evet, track'te. Hepsinin aynı olması mantıklı olan aslında. Yani şu baksana. Yani şöyle bir şey görüyorsun. Atıyor mesela, şurada ne olmuş bakalım. Ama bu görüntü kirli değil Nurkan yani. Tamam da bak. Hızlan düş falan. Olmaz mı? Dolayısıyla ben önce hani bu tip bir şey nasıl çalıştığımı anlatmaya çalışıyorum. Önce böyle bir tempo track yapıyorum. Sonra alttaki riffleri tek tek dinliyorum abi, tamam mı? Çünkü bunların malum böyle yazılı çizili notası motası bir şey yok. Onu yapmıyorlar. Yapmıyoruz. Besteci ne yapar? Yazar. Sunar yani. Ya, evet yani. Öbürü de alır onu çalar. Çalar. Bir tane bir parça çalmak istiyorsunuz diyelim. Senin var böyle bir grubun biliyorum. Var. Kaç kişisiniz abi? 5. 5 kişi. Bana bir provanı anlatsana. Yani şöyle oluyor. Şu şarkıyı çalalım mı üzerinden WhatsApp'ta bir geyik dönüyor. Çalalım diyor herkes. Tamam. Ertesi gün herkes çıkarmış kafasına geliyor. Kafasına göre çıkartmış geliyor. Ama oluyor bir şekilde. Olur. Olmasına olur. Yani çünkü şey yapıyoruz biz. Mesela YouTube'u şöyle kullanıyoruz. Şu videodan şu yorumunu... Hani yorum belirliyorsun. Evet, yorum belirliyoruz. Kerterizi o alıp işte herkes o yoruma göre işte ben vokalini çalışıyorum, öbürü basını çalışıyor falan filan. Bir provayla falan hallediyoruz işi genelde. Yani pratik davranıyoruz ama işte bu da sıkıntılı. Yani yazılı olsa mesela o kağıt bende olsa filan, sözler işte akorlar bilmem ne. Yazılı olsa daha kolay olmuyor tabii mu? Tabii canım yani. Şimdi bak mesela birazdan yapacağımız şey o olacak. Çünkü detaylar ölümcül bu işte. Evet. Ona şey yapmazsan yani dikkat göstermezsen o çatı çatır çatır dökülüyor şu parça. YouTube'dakilerden biri oluyor o zaman. Ya parçanın işte. Sonuna varamıyorsun yani. Sen bana diyorsun ya bir tane parça bulamadım bilmem ne falan. Hayır. Benim derdim şu. Senin ne düşündüğün konuyla alakalı. Çünkü arkadaşlar Erdem Akakçe ben asla tabii bir meslek belirleyemiyorum adamı. Hani tiyatrocu, oyuncu diyeceğim ama benim baktığım yerden muhteşem bir müzisyendir. Estağfurullah. Şimdi biz bakalım kendi hafsalamızdan ne benzeteceğiz bunu. Ha Kerem Tüzün beni iyi dinlesin buradan. Çok aradım ulaşamadım. Günah bizden gitti usta. Bu parça fa diyez minörde geçiyor. Ve frigyen modunda. İkinci derece yarım ses pes. Şimdi ben şunun üstüne ilk riff'i bir kaydedivereyim. Evet. Şöyle önce eşliği çalacağım. Sonra solo ve cevapları. Orada duyduğum rifflerin aynısını, bas riffini bilmem nesini filan klavyeyle kaydettim. Davulları da yazdım. Şimdi ilk riff. Burada miteni re yapardım. Şimdi öyle bir strese girmeyeceğim. Hani gerek yok. Çünkü parçanın sonrasında farklı şeylere ihtiyacım olacak. Dolayısıyla ekseri yapacağım şey bu. Tamam mı?
Buraya kadar mutluyum. Ha, tan taka tan taka tan taka diye bir durum var. Yapalım. Peki, ikinci riff. İstersen. Ne yaptık dinleyelim. Orada sanıyorum şey yaptı. Evet. Şimdi burada hani lafı çok uzatmış olmuyor muyuz gibi bir hisse kapılıyorum ben, bak şurada. Bence vokal girdiği laf yerdir. Laf girsin bu. Değil evet burada? Abi yani. Tamam. Peki editleyeceğiz. Bulursun şimdi. Evet, ya da bir çalmış dakika. Olduk. Hayır durmasın. Daha temiz çalayım. Arkadaş girer tabii ya. Evet. Ağanın altına şey, parçanın en başına girmeyi düşünmüyorum. Şunu yapacağım. Buraya dikkat arkadaşlar. Hatta bir senkoplu bir senkopsuz daha da böyle havalı oldu değil mi? Olur mu? Oldu bence. Şu riff'i bir solo bir dinleyin. Olur yani. Ben onu istiyorum. Bu bence şeyden kaynaklanıyor ya. Bizim İkinci neslin de... böyle her şeyi birbirine bağlama ihtiyacına kaynaklanıyor, anladın İkinci mı? İkinci de şey yapayım yapmayayım mı? Bence yap, her yere istiyor onu. Ve haliyle bunlar hep böyle ki abi, tabii köri sosu, kimyon falan yani. Bakalım. Güzel hareketler bunlar. Ha, burada da birinci rife döner. Orada da geleceğiz. Burası mantıklı. Evet. Yani başta... Süre de mantıklı. Bakacağız. Anlatma, hala bir şey çalmayacağım.
cevap tamam. Onu istiyorum. Tabii. Çalınmışı vardı, daha temiz çalıyorum. Şimdi bakayım. Ve chorus gelecek. Şimdi ben diyorum ki şu vurduğu var ya bak. Hatta. Evet, hatta. Kerem beni öldürsün diye. Sevdin mi bunu? Hepsi ben ta çalayım bak. Güzel duracak o. Şimdi eşliğin ham maddesini attık. Ben de solosunu ve cevaplarını çalacağım. Solo hattını. Bu fa diyez frigyen. Ya minör mod. Fa diyez minörde hani fa diyez, do diyez, sol diyez var ya. O sol diyez sol natürel olacak. Yani ikinci derecesi gamın yarım ses pesleşecek. Dolayısıyla şunu duyacağız. Bunu yaparken de yavaş çalayım, şöyle oluyor. Tamam mı? Zaten hepimize aşina melodi. Bir de vah kullanayım dedim. O zaman şöyle duyulsun. Bari bizim böyle angara dizaynı öyle duyulsun. Bakalım ne olacak. Çalacağım ama şöyle yapacağım bak. Şu manyetikle yapacağım ki o çok benim geliyor. Daha dolu gelsin alt.
Peki. Ham madde bu. Ne yaptık? Cevapları çaldık. Bakalım şimdi ne olacak? Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha. Süper. Vallahi ben şu ana kadar süper oldu. Ben de seni çok seviyorum Nurkan. Canım benim. Şimdi dur. Şimdi full söyleyeceksin. Evet. Ya ben bu şarkıyı hayatımda ilk defa söylüyorum da. Şu an yaptığımız şeyin güzelliği o, anladın mı? Ha. Güzel sevmeyene adam denir mi? Yaz dostum, selam almayana it denir mi? Yaz dostum, altı üstü beş metrelik bez için. Yaz dostum, boşa geçmiş ömre yaşam denir mi? Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz dostum, yoksul görsen beste kaymak bal ile. Yaz dostum, garipleri giydir ipek şal ile. Yaz dostum, öksüz görsen sar kanadını kolunu. Yaz dostum, kimse göçmez bu dünyadan mal ile. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz dostum, Erdem söyler kendi bir ders alır mı? Yaz dostum, su üstüne yazı yazsan kalır mı? Yaz dostum, bir dünya ki aklı haksız karışmış. Yaz dostum, boşa koysan dolmaz dolusunu alır mı? Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sar çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Arkadaşlar,
Şimdi ham maddeyi aldım, tamam mı? Erdem sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Konuşacağımız daha çok şey vardı ama inşallah hani yakında onları da yaparız abi. Yaparız yaparız. Çünkü ben sana beraber yapacak parça arıyordum ya. Neden başladık şey o Chicote Kelly'den başladık. Öbürü neydi? Hiç fikrim yok. Yani, ya bir dakika. O kadar saçma şartlar mi? Olabilir. Niye Led It B'yi ben söyledim? Tamam işte. Sonra zalim. Ha zalim. Daha onu halledemedik. En sonunda kısmet şeymiş bu sarı çizmeli Mehmet Ayak. Ya benim müzik zevkine çok güvendiğim bir arkadaşımdır. Niye böyle şarkılarla bana geliyor hiç bilmiyorum. Bir tane de sen söyle paşam o zaman, ben ne yapayım yani. Tamam yok okey. Yok bunlar da çok güzel şarkılar yani. Bir taraftan şey güzel oluyor. Ya şimdi mesela o günü arıyorum. Tabii ki o gün kendi şarkısını söyle haklı olarak yani, tamam mı? Doğru. Ne diyor hani falan. Fakat böyle ters köşe işler de benim hoşuma gidiyor, biliyor musun? Evet. Ama handikapı şey oluyor, ne söyleyeceğini bilemiyorsun işte. Güzel olan ne biliyor musun abi? Yani bizim bu yaptığımız işi izleyen insanlar ekseri bir mikrofonu var, tamam mı? Bir gitarı var ve nasıl yapılıyor bu iş diye onun peşine düşmüş insanlar oluyor. O güzel bir introduction bu ya. 101 dedim. 101 için güzel bir kaynak şey yani. 15 yaşında kendini düşünsene. Yani şu videoyu ben izlemek isterdim yani. Değil mi? Herifler böyle kaydediyormuş. Daha yani görmedik ki. Hatta mesela kayıt yapmaya gittiğimiz zaman başımıza gelenleri düşünsene abi. Anladın mı yani? Hüsran ne? Ya şunu neticeden bahsediyorsun sen. Tabii. Ben o prosesten tabii. O da hüsran. O ayrı hüsran yani. Gidip bant alıyorduk Ulus'ta. Tabii böyle. Böyle. Makara falan. Ha ondan sonra tak onu götür filan. Zeki demek ki de öyle kaydediyor. Tabii. Düşünsene. Oradan çıt diye basıyor, geri sar bilmem ne. İçeride böyle maymun gibi kulaklıkla bekliyorsun filan. Daha zordu işler hakikaten. Değil yani. Mi? Yani ben de şeyi o yüzden seviyorum, o ters köşe muhabbetini. Ben de kendi kendime ters köşeye attım. Çünkü ben de hazır değildim yani. Evet. Anladın mı? Ama mesela şimdi hepimizin ne çektiğini herkes görecek. Bu böyle oluyormuş. Bu, yani. Bu koşulda bile. Anladın mı? Evet. Yani belki ben işte notasını falan yazacağım, edeceğim. O açıdan bana mantıklı geliyor yani. Bence de güzel hareket. Ama tabii ki sen hani şunu yapalım de onu da yaparız yani. Yapalım abi iş. Ne olsun. Ben ya bu Chris Cornell öldüğünden beri çok tutuldum herife. Ve böyle sürekli... Ya tonu da benim tonum değil ama şarkıları söylemek isterken buluyorum kendimi böyle sürekli. Ve söylüyorum hani evde mesela böyle işte, babanın tek akustik gitarla çaldığı bir sürü şarkı var ve... O şey Chris Cornell şey yapmıştı, Billie Jean yaptı mesela. Ha işte bak mesela Nothing Compares To You var Sinead O'Connor'dan tek değil gitar mi? Çalmış evet. Ve böyle dinliyorsun aga yani o şarkı öyle değilmiş gibi geliyor evet, tabii. Evet. Billie Jean dediğin gibi hani o işte Black Hole Sun. Mesela hani o Soundgarden zamanında. Ama işte onu da tek gitarla yapınca başka bir şey oluyor evet. Şarkı. Hani ki bir de onu, bunu... onu öyle bestelemiştir o, biliyor musun? Kesin o gitarla yapmıştır. Kesin. Hatta çaldığı gitarla yapmıştır. Tabii. Bir de böyle Eddie Vedder de sonra bu ekole katıldı. O da tek gitar yaptı o şarkıyı falan. Böyle Neğer Black olsam başka bir şarkıymış abi, onu öğreniyorsun falan. Hani oralarda ben biraz geziniyorum bu aralar tamam kafa da olarak. Yaparız. Yani. Yapalım bence. Tamam. Hem de masrafsız, tek gitar işte. Ya masrafından ne olacak? Söylesene paşam baştan. Ne bileyim oğlum, ben böyle neye geldim bile bilmeden geldiğim için hani. Bu evet. Çıktı yani. Vaziyet bu. Dediğim gibi biz Erdem'le çocukluk arkadaşıyız. O hem müzisyen hem tiyatrocu. Ben bir tiyatrocu olamadım ben. Salt aman abi. Aman ondan sonra... Size de çok teşekkürler izlediğiniz için. Tekrar görüşeceğiz. Yorum yapın, soru sorun, aklınıza gelenleri, tamam mı arkadaşlar? Görüşmek üzere, sağ olunuz.